Merhaba arkadaşlar. Bugün tamamen doğaçlama bir video yapacağım. Önümde hiçbir yazı yok, hiçbir bilgi yok. Tamamen kendi bildiklerimi anlatacağım. Bildiğiniz gibi dolar artıyor. Bazıları bunu pek iplemese de bazıları için bir gelecek kaygısı oluşturuyor bu durum. Devlet krediler verdi, bir olaya el atmaya çalıştı. Bu bir çözüm oldu mu? Tabii ki de hayır. Yetkililer çalışıyor mu? Evet çalışıyor. İnsanlar arasında böyle sanki hiç kimsenin kendi işini yapmadığı bir algı var. Sanki herkes yan gelip yatıyormuş gibi. Arkadaşlar çalışıyorlar. Asıl sorun bizde. Verdikleri kredilerle ne yaptık? Parayı bütünüyle betona gömdük. Araziye yatırdık. Biliyorsunuz önüne gelen bina alıyor, arazi alıyor. Maksat böyle kısa yoldan para kazansın diye. Hiçbir şey yapmadan böyle yatırım yapmış gibi olsun diye. Ama asıl yatırım bu değil. Buraya harcanan paralar tamamen betona gömülüyor. Her neyse, bunun haricinde gidip telefon alan mı dersin, bilgisayar alan mı dersin? Yani biz o paraları gene Amerikalı şirketlere kaptırdık. Yani hiç değilse yatırım yapmayacaksınız bile o parayı yerli mallarına harcayabilirdiniz. Yani bir yerli telefon alabilirdiniz. Hiçbir şey için geç değil tabii. Bizim artık üretim yapmamız lazım. Dışarıdan almak yerine kendimiz yapmamız lazım. Dışarıdan uçak alıp uçağımız var diye hava atmaya gerek yok. Çünkü bunu biliyoruz ki en ufak bir savaşta uçaklar pistten bile kalkamayacak. Çünkü o uçağın kodları onu üretenin elinde de var. Ama neyse ki kendi uçaklarımızı da üretebiliyoruz. Neyse, gelelim asıl konumuza. Bu gördüğünüz şey patates tohumu ithalatı yapılan ülkeler ve ödenen döviz miktarı 2014. Dışarıdan bu kadar kilo patates alıp bu kadar döviz vermişiz, yani dolar. Bunun yerine o patatesi kendimiz eksek, Avrupalıya o patatesi biz satsak, bizim çocuklarımız kendi patateslerini yese, her şey daha normal döner ama üretici değiliz, tüketiciyiz. Yani üretmediğimiz için paramızın bir değeri de yok. Yani o kadar dışa bağımlıyız ki bu çok komik ki bu yüklediğim videoyu da YouTube'dan yükleyeceğim. YouTube'un da nereden geldiğini herkes biliyor. Türk malı olmadığı kesin. Ne yapalım diyeceksiniz de arkadaşlar, üretin. Kendiniz üretin. Dışa bağımlı olmayın. Elin gevurunun eline bakmayın. Ona mecbur kalmayın. Onun iki dudağın arasındaki söze bakmayın. Yani tüketmeyin. Üretin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.